Duygu hocam merhaba. Zorlu Bağlar hocam, şiiri temiz sonsuz, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Siz de hoş geldiniz, şeref verdiniz, Allah razı olsun. Valla şiir ötesiyiz, sizin de öyle olduğunuzu sesinizin tonundan, heyecanınızdan görüyorum. Teşekkür ederim. Biraz geç bir saat oldu ama arkadaşlar bekliyorlar inşallah. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Sizinle bugün burada bunlardan da bahsedeceğiz. Sabahtan beri canlı yayındasınız. Zaten mucizenin de kendisiniz hocam artık. Razı olsun. Valla sizi tebrik ederim. İşte siz bu mucize yolda ilerlediniz. Ve siz bir edebiyat öğretmenisiniz. Ben de bir edebiyat öğretmeniyim. Peki bakıyoruz, bizim öğretmenliğimiz bir lisede bir sınıfla mı sınırlı, yoksa bütün ülkeye mi yayılmış, yoksa bütün dünyaya mı yayılmış? Siz de ben de, bizim eğitimimizi alan başka öğretmenlerimiz de bütün dünyayı sınıf olarak kullanmaya başladık. Şimdi öğretmenlik her alanda devam ediyor aslında. Şimdi de bilinçaltı dili ve mucizeleri öğretiyoruz. Birçok tekniği öğretiyoruz. Eğitmeye ve öğretmeye devam ediyoruz inşallah. Mesela şimdi sayfanıza baktım. 17 bin takipçiniz var. Allah razı olsun, değer vermişler, sizi takip ediyorlar. İşte evet. Enerjimiz yükselince bizler geniş kitleleri ister şifaya, ister berekete, bolluğa, bilgeliğe vesile oluyoruz. Hem kendi hayatımızda bunları uyguluyoruz, hem de bütün evrenin hayatına bunu uygulayabiliyoruz. Evet. Enerjimizi aldığımız nokta yüksek enerjiler. Ve yüksek enerjilere de bizim eğitimimizde, Refik Korkmaz eğitimleriyle nasıl kolaylıkla ulaşacağımızı biliyoruz. Bugün 23. enerjimizi kullanıyoruz. Onun da adı şiir ötesi enerjisi. Evet, sizi tanıyan 17 bin arkadaşımız var Instagram'da. Benim de Instagram'ım evet, ve Facebook sayfam açık. Facebook'ta da 5 bine yakın arkadaşım var hocam. Çok güzel. Şu anda benim Facebook'um da açık, Instagram'ım da açık. Onlar da Duygu Bir Dalı tanısınlar. Evet. Yaklaşık 3 yıldır bu sistemde yer almaktayım. Hocamızla birlikte devam ediyoruz. Astrolojide başlayan yolculuğum artık bu haritadaki bir şeylerin çözülmesi için bir şeyler imkansız olmamalı, yarıdan bizi bu kadar kısıtlamamalı diye düşünürken bilinçaltı ve mucizeler tekniğinin birkaç seansını alma şansım oldu. Ondan sonra hayatımda çok inanmamakla birlikte, o zamanlar için söylüyorum, birçok şeyin değiştiğini, buna rağmen değiştiğini gördükten sonra daha çok ilgilenmeye başladım. Ve Refik Korkmaz sisteminin birinci, ikinci modülünü aldım. Sonrasında da yaklaşık 3 ay olmadan 3. modülünüzü de almış oldum ilk alanlardan biri olarak. Ve hayatımdaki değişim ve dönüşümü gördüğüm için sanırım ve bunun için uzun uygulamalar gerekiyor tabii ki hayatımızdaki değişim ve dönüşümü başkalarına da yansıtmak için. Ve bu yolculukta hem eğitmen hem uygulayıcı olarak devam ediyorum. Çünkü önce kendiniz inanmalısınız. Önce kendiniz hayatınızda bu mucizeleri görmelisiniz ki yansıttığınız enerji gerçek olsun. Daim olsun, katkı olsun. Bravo. Peki Duygu Birdal bizim eğitimimizi aldığı günden beri kendi hayatında neler değişti? Kendi hayatında neler değişti? Sonra ikinci soru da şu olacak. Başkalarının hayatında neler değiştirdi? Evet. Öncelikle kendi hayatımda en baskın olarak şu an fark ettiğim ve bunu söyleyebileceğim şey. Değersizlik kodum çok değişti. Etrafımdaki arkadaşlarım çok değişti. Kendi ruh halim çok değişti. Öyle söyleyeyim. Hayata çok karamsar bakıyordum, çok negatif bakıyordum. Atınamamış böyle dibinde dibini görmüş bir vaziyette hissediyordum kendimi. Ve çıkmaz bir cenderin içerisindeydim. Hem özel hayatımda hem iş hayatımda işte atanmayı bekliyorum, atanamıyorum. Çalışma için iş başvurularında bulunuyorum, hepsi reddolunuyor vesaire. Ve kendi özgüvenimi tamamen yitirmiştim ve hiçbir şey yapamayacağımı düşünüyordum. Üniversite mezunu olduğumda
dahi unutmuş bir vaziyetteydim. Sonra bu eğitimlerle birlikte hayatımdaki birçok şey değildi. Sağlıkla ilgili çok ciddi problemlerim yoktu benim. Ruhsal olarak daha doğrusu. Bu tarz işte kendimi depresyonda hissetme, enerji düşüklüğü, uykusuzluk, düzensiz bir hayat gibi sorunlarım vardı. Bunlar şifalanmaz daha bir ay olmadan aylarca, yıllarca iş başvurusu yaptığım halde başvurumu geri dönmeyen birçok okuldan bana öğretmenlik için dönüş olmaya başladı. Bu beni çok şaşırtmıştı. Halbuki ben o arada ekstradan bir başvuru yapmamıştım. Eski başvurularımdı. Öğretmenlik yerim, müdür yardımcılığı teklifi vesaire almıştım. Ama artık ben o noktada değildim. Bu alanda da maddi olarak da bayağı bir sıkıntıyla ilk modülü aldığım halde sonraki modülleri kolaylıkla keyifle aldım. Sonra danışanlarımda neler değişti? Bunlardan bahsedeyim istersen. Oraya geçmeyin. Oraya geçmeyin. Çünkü bunlar bir insanın ömründe gerçekleşebilecek büyük yatırımlardı. En basitinden ben şöyle sizin hayatınız dair olanı söyleyeyim. Siz Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği mezunusunuz. Ve 3 yıl öncesinde eğitim sırasında ilk tanıştığımızda atama bekliyordunuz. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak çalışmak üzere atama bekliyordunuz. Kaç yıl önce mezun oldunuz üniversiteden? Sesiniz anlaşılmıyor hocam. Tekrarlamanız mümkün mü? Tamam. Siz kaç yıl önce üniversiteden mezun oldunuz? Üniversiteden 2012'de mezun oldum. Tamam. Bizim eğitim sistemini siz 3 yıl önce tanıdınız. Eğitimimize katıldığınızda 2017. Yani 5 yıldır atama bekliyordunuz. Evet. Tamam. Hatta özel okullardan vesaire iş başvuruları yapıp işe girmeye çalışıyorum. Tam vurgulamak istediğim şey o. Üniversiteyi bitiriyoruz. Bazı branşlar hemen iş bulabiliyor. Üniversitenin bazı bölümlerinden mezun olanlar 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, Duygu Hanım'da olduğu gibi 5 yıl, bazıları çok daha uzun süre beklemek zorunda kalıyorlar. Evet. Ama Duygu Hanım bizim eğitimimizle tanıştığı andan itibaren bir meslek sahibi oldu. Evet, kesinlikle bir meslek sahibi daha oldu. Ve zannediyorum doğum bereketiniz de bir devlet memuruna göre çok daha iyi hale geldi. Tabii ki, kesinlikle yani. Dediğim gibi bir ay olmadan bana özel okullardan teklif geldi. Müdür yardımcılığı teklifi dahi aldım. Ama iki ay önce bunu heyecanla yıllardır bekleyen bir insan olduğum halde hiç düşünmedim bile, kabul etmedim. İşte yıllarca atanmayı bekleyen arkadaşlarımız, önünüzde böyle bir meslek var. Buna bir an önce başlayabilirsiniz. Ve onun da ötesinde öyle bir enerji yükseliyor ki bizim eğitimimizle hayallerinize kavuşuyorsunuz. Sonra sizi mesleğinizle ilgili çağırıyorlar. Gelin öğretmenlik yapın, müdürlük yapın diyorlar. Ama siz artık çok daha ötelerine geçtiğiniz için onu kabul etmiyorsunuz. İstemiyorsunuz. O belki eskiden olsaydı isterdiniz. Şimdi artık ihtiyaç yok ona. Çünkü dünya öğretmenliğiyle başladınız. Evet, kesinlikle. Bu hocam, insanda... Ben kapatıp açayım. Ben kapatıp yeniden açayım. Siz kapatmayın. Tamam. Arkadaşlar işte bu şekilde mesleğe atanmak üzere bekleyen arkadaşımız hem maddi hem psikolojik yönden olumsuz etkileniyor bundan. Bu süreçte bizim eğitimlerimiz var. İnsanlara hem de hayvan dostlarımıza yardım etmenizi sağlayan, bitkilere yardım etmenizi sağlayan bir sistem. Şimdi ses düzeldi mi? Şimdi daha iyi hocam. O, gerçi yankı yapıyor. Ona şöyle çözüm bulalım. Siz kendinizi anlatın ya da bizim eğitimle alakalı anlatmak istediklerinizi siz anlatın. Yankı azalır. Tamam. Haydi akış sizde olsun. Tamam o zaman. Dediğim gibi bunlar hayat
hayatında olmaya başladıktan sonra bir süre şu bu bir iletişim mi diye düşünmeye başladım. Tüm herkes gibi bunu yaşayabilirsiniz. Çünkü çok mucizevi şeyler değişiyordu. Birisini düşünüyorsunuz, bu sizi arıyor. Bir şey istiyorsunuz, aradan kısa bir süre sonra onu elde ediyorsunuz. İşte bunlar sadece maddi değil, manevi değeri olan şeylerdi tabii ki. Sonra hayatımda bu gördüğüm değişimi tümleri uygulayıcı olarak başladım. Eğitmen olarak başladım. Ve insanların hayatındaki değişimi, dönüşümü görmeleri ve bunu arzu etmeleri çok büyük oldu. Ben özellikle burada aslında söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim çevrem yok, ben yapamam, kim gelecek, kimi uygulayacağım gibi bir şeye girmesinler kesinlikle. Çünkü ben başladığımda benim bir Instagram adresim şimdiye kadar takip eden bir arkadaşlar, Jüpiter astrologlu bilinçaltı, bir isim, bir cisim, hiçbir şey yoktu. Ve ona rağmen insanlar benim enerjim değiştiği için, ben canlı yayın yapmadığım halde daha bilgiden seans aldıklarında bir bayan ya da bir erkek kim olduğumu bile bilmiyorlardı, bile bilmiyorlardı. Bu enerjiniz değiştiği zaman insanlar size geliyor her türlü. Ve sosyal medya bu anlamdan da çok büyük bir, çünkü dünyanın her yerine ulaşıyorsunuz. Dünyanın her yerinden insanlar sizden seans ve eğitim alabiliyorlar. Ve insanların hayatındaki birçok şey değişti. Bunlardan en büyük olanlardan bir tanesi, çocuğu olmayan çiftlerin bebek haberlerini aldık. İşte bunun dışında erken menopoza girenler tekrar görmeye başladı. Bunun yanında bolluk, bereket, maddiyatla ilgili çok güzel açılımlar oldu. Bunun yanında görme problemleri, işitme problemleri mucizevi bir şekilde değişti, dönüştü. Ve bu anlamda da birçok eğitmene eğitim vermek nasip oldu bana, öyle söyleyeyim. Hatta eğitimde de görmüştünüz, kulak, işitme problemi olan arkadaşlarımız vardı, görme problemi olan. Belki 20'ye yakın bu konuda güzel sonuçlar aldık. Sigara bırakmayla ilgili çok güzel sonuçları aldık. Hatta bağımlılık bırakan, işte madde bağımlılığını bırakanlar oldu. Bunun gibi varisleri yok alanlar oldu. Tümörler vesaire zaten yok oluyor. Skolyoz mucizevi bir şekilde. Boy uzatma ile ilgili, kilo verdiğim ile ilgili 45 kilo veren bir danışanım bir yıl sonra öğrencim oldu. Yine de bir korkuz eğitimlerini ona vermek nasip oldu. Yıllarca vermedi, kiloyu verdi. 45 kilo devasa bir kilo ve bunun yanında şöyle bir mucizeviliği var. Bir gram dahi sarkması yok. Bu da yine bu eğitimlerle oldu. Eğitimlerde anda şifalarda sabahına 2 kilo, 1,5 kilo daha fazla kilo verenler oldu. Bu ikinci modeli de oluyor yine bu çalışmalar. Bunun gibi çok güzel sonuçlar aldık hocam. Almaya da devam ediyoruz. Tabii ki bu seanslar ve aldığımız sonuçlar, yetiştirdiğimiz eğitmenlerin aldığı sonuçlarda da yine katkım olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Tabii onları ki da emek veren herkese, sizin nezdinizde, onların adına ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum bu sistemi kurduğunuz için. 18 yaşında, 19 yaşında üniversiteden öğrencilerim oldu ve üniversite harçlıklarıyla, babası vefat etmişti. Üniversitede kendi harçlıklarımla bu eğitime gelip, ben iki akşam online şekilde yapıyorum. İlk gün eğitimi aldıktan sonra sabahında seans yapan öğrencilerim oldu. Bu demek oluyor ki, yani neye ne anlatıyorsak ona dönüşüyor. Gerçekten bu eğitimlerin bedeli maddiyatla ölçülebilecek kadar mucizevi. Belki bir ayla ya da imkanla çözemeyeceğiniz bir konu, aklı, sıkıntılı ve uzun süreç gerektiren konular anda şifalanıyor. Ve bunu görmek ve her seferinde şahit olmak gerçekten bizim bu mucizevi sistemi gönül vermemizi ve devam etmemizi sağlıyor. Biz sadece şifayı vesileyiz, şifayı verenin yaradan olduğunu biliyoruz ve burada da kesinlikle şöyle bir iddiamız neden yok hocam ya da kimsenin olmamıştır ki biz yaptık, biz ettik demeyiz. Şifayı Allah verir, biz sadece vesile olabiliriz. Evet. Onun için siz de bu mucize sistemi öğrenirseniz, uygulamayı seçerseniz, ne kadar çok uygularsanız o kadar çok mucizeler size görünür olmaya başlar. Hayatınız değişir ve dönüşür. Çok güzel sonuçlar alıyoruz.
dediğim gibi adım atmak, başlamak bir başlangıç. Eğitim almak da bir başlangıç, seanslar almak da bir başlangıç. Mucizeye adım atmış oluyorsunuz. Ama ondan sonrası hayatınızı ne kadar değiştirmek ve ne kadar dönüştürmek istiyorsanız bu artık size bağlı. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok mucizeleri hayatınızda elde edersiniz. Hiç unutmuyorum hocam, bir de bir öğrenci bana ya demişti ki, hocam demişti, bu mucizeler bir Refik Hoca size mi uğruyor demişti. Herkese. Dedim ki eğer uygulamayı seçerseniz, yapmayı seçerseniz size de uğrar. Ve öğrencilerde de okul başarısı olarak da çok güzel sonuçlar aldık. Üniversitede dersleri bitmeyen, mezun olamayan öğrencim vardı. Onur belgesi bu dönemi tamamladı ve yıllardır okuyormuş. Yine ilkokullarda işte hedef çalışmamızla, başarı çalışmalarımızla şehrinde birinci okudu öğrencilerimiz. Öğrencilerimizin etkileri oldu. Böyle çok güzel sonuçlar alıyoruz ve bu mucizelerin bir sonu yok aslında. Siz bu eğitimi aldığınızda, seansı aldığınızda bir kapı aralanıyor. Ve elinizde sihirli bir değnek var. Ve diyorum ki lütfen o sihirli değneği hayatınızın değişik dönüşmesini istediğiniz her noktasına dokundurun. Ki bu hayatınızda değişik dönüşsün. Eğitimleriniz en yakın tarih ne zaman yapılacak? Var mı tarih koyduğunuz eğitimler için? Daha yeni, geçen hafta birinci modül eğitimi verdim. Ekim ayı içinde yine ön kayıtlar başladı. İki akşam şeklinde planlıyorum ya da bir tam gün ön kayıtları alıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü modül için. İstediğiniz her zaman bana yazabilirsiniz. Biraz eğitim takvimim yoğun oluyor. Onun için önceden yazmanız bir katkı. Ve benden eğitim aldığınızda ve bütün eğitmenler hangi eğitmenden atmayı seçerseniz seçin, Refik Hocam'ın eğitimlerini online grupta canlı ya da kayıtlı olarak izleyebiliyorsunuz. Bu da aslında şunu gösterir herkese, bunun açıklamasını yapmış olayım hocamın önerisi tabii ki. Lütfen. Bir eğitimi bir kere dinledim, bitti gibi bir süreç yok. İki yıldır sistemde olup her yeniliği dakika dakika izliyorsunuz aslında arkadaşlar. Bir eğitim ve öğretim sürecine başlıyorsunuz. İki yıllık çok muazzam bir değişim ve dönüşüm izliyorsunuz. Yani bu ücreti sadece işte bir gün, iki gün için vermiyorsunuz. Ve eğitimde size yapılan uygulamalarla hayatınız değişip düşmeye başlıyorsunuz. İsterseniz orayı yeniden anlatın. Belki biraz daha açıklama ihtiyacı gerekebilir. Sizden bir gün birinci modül için eğitim aldıklarında benden 750 eğitimi, 4 yılda verdiğim bu 750 eğitimi hiç ücret ödemeden izleyecekler. Bugünden sonra da eğitim verdiğimde onları da izleyecekler. Biraz daha geniş biçimde anlatın lütfen. Bizden eğitim aldığınızda 1-2 gün ya da 3 gün arkadaşlar aldığınız tüm eğitimlerle her ayrı birinci, ikinci ve eğitim modülleri farklı farklı. Ve 4 yıl boyunca hocamızın vermiş olduğu yani 750 tane 750 çarpı saat finans bunun da hesaplandığı kaç saat eğitim aslında ücret diye almış oluyorsunuz. Eğitim buluyor. Siz de sistemin hem eğitmen oluyorsunuz ki sistemler gerçekten uluslararası sistemler eğitimleri için çok ciddi ücret ödüyor. Eğitmen olmak için ücret ödüyorsunuz. Ödemeniz gereken de infrastrüktürde ücret ödüyor. Ama Refik Korkmaz sistemi bunların hiçbirine gerek yok. Daha da içinde bu mucizelerin alırsınız. Bundan daha mümkün değil. Ve eğitmenliği de ömür boyu devam ediyor. Yani sertifika yenilemek diye bir problem yok. Evet, bu da çok mucizevi. Diğer sistemlerde böyle değil. Ömürlük hiçbir sistemde böyle bir imkan söz konusu değil. Ve sadece eğitimleri de eğitim kime vereceğim diye düşünmüyorum lütfen. Sadece seanslar hayatınızdaki birçok şeyi eğitiyor. Yaptığınız seans yaptığınız her zamanla size eğitim almak için geliyor arkadaşlar. Eğitimlerden önce uygulama yapmanız,
biz eğitimlerimizi daha geniş kitlelere, bütün dünyaya, çocuklara ulaştırmak için çizgi film projesi yaptık. Haberin var mı? İzliyor musun? Evet. YouTube'da çizgi film. Yıllar önce bir proje zaten, bu sene nasip oldu. Daha mucizevi neler yapıyorsunuz? Onu siz biraz değerlendirin. Ben şimdi onun pek çok dünya diline çevrilmesi için girişimde bulundum. Çince, Sanskritçe, İngilizce, Rusça'ya çevriliyor. Ve yılbaşına kadar 20 tane olacak. Bütün dünyaya YouTube'dan ücretsiz izlettireceğiz. Eğitimimiz her milletten, her yaşta insan tarafından bilinir oluyor. Ve çizgi filmlerin sonunda bu eğitimi Rift Korkmaz eğitimlerini 7300 eğitmenden, Rift Korkmaz eğitimlerini dünyanın her yerinden alabilirsiniz diye diyalog geçirtiyoruz. Bu çizgi filmlerin çocuklar tarafından tüm dünyadan izlenmesi neler getirir? İsterseniz biraz da siz bunu bir irdelemeye çalışın. Şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz çocuklar değişti, hayat değişiyor. Anneler değişiyor, babalar değişiyor, aileler de toplum şey çok önemli. Ekstradan ben anne olarak 6 yaşında oğlum var mesela. Ben çocuğuma size sembollerden oluşan hikayeler, masallar çiziyorum. Bunları anlatıyorum. Onun bilincinde artık her şey mümkün olur, moda geldiğini görüyorum. Ben olayım ya da olmayayım, hayatındaki birçok şey sıfır ve mümkün noktasına geliyor. Onun için bu eğitim olsun ya da almasın birçok çocuk için hem anne babalar için çok büyük bir katkı koyuyor. Ya çocuğumuz var, ya yeğenimiz var, etrafımızda çocuklar var ve çocukta mal haberi diye bir şey var biliyorsunuz bizim toplumumuzda. Bir çocuk değişince etrafında da katkı oluyor. Onların bilincinin değişmesi, toplumun bilincinin değişmesine katkı oluyor. Bizim çocuklarımızla birlikte bu çocuklar hep beraber büyüyorlar çünkü. Toplumun çocuğun yetişmesindeki rolü çok önemli. Bunu bir eğitimci ve anne olarak söyleyeyim. Onun için de çok ekstradan teşekkür ediyorum. Ve dünya dillerine çevrilmesi de çok büyük bir avantaj. Bir yıl içerisinde 1 milyar insanın bizim eğitimden haberdar olması için çalışıyorum. Evet. Tamam, şu anda 7300 eğitmenimiz var. Bir yılda 1 milyar insana ulaşabilir miyiz bilmiyorum. Bu konuda fikirlerine ihtiyacımız var. 1 milyar insana ulaşmak için çizgi filmlerimizi nasıl yapmalıyız? Ya da ulaşabilir miyiz? Ne dersiniz? Şöyle, aslında bilinçaltı çalışması yapan herkes, özellikle bu sistemdeki herkes, bire, bütüne ve kolektife çok geliyor. Buna inanan kişi sayısı arttıkça x100, x1000, x2000 şeklinde çok büyük katkı olacaktır. Ve şunu da rica ediyorum, ben bu eğitimde verdiğim birçok sektörden arkadaşa eğitim verdim. İşte doktor, diş hekimi, mühendis ve kendi işini yapan arkadaşlar da var. Sadece eğitmen olmak için değil, yani bu işi profesyonel olarak yapmak için değil, kendi hayatlarına katkı olsun diye alıyorlar. Kendi iş hayatlarındaki değişim dönüşüm de çok mucizevi oluyor. Tek ricam bu sistemi kendilerine saklamasınlar. Çünkü neden? Bilgi gerçekten paylaştıkça büyüyor. Toplumun birlikte katkı değişiyor. Ve mümkün noktasına geliyoruz. Şimdiye kadar imkansız ya da olmaz, yapamayız denen birçok şeyi şu an toplum olarak 20 yıl öncesine baktığımızda gerçekten mümkün ve yapılabilir olduğunu görüyoruz. Ve insan olarak da buna inanan kişi sayısı çok fazla. Yani şimdi şöyle, eğitmenlerin dışında uyguladığımız seans olan birçok insan var. Sizin sisteminizi bilen, duyan, işte Instagram'dan, Facebook'tan takip eden herkes var. Sadece mucizetimiz sonsuz, şiiretimiz sonsuz demeleri bile çok büyük katkı oluyor aslında. Bilerek ya da bilmeyerek. Hepsi hizmet ediyorlar. Yarın öbür gün şöyle bir şey olacak. Biz 3 yıl önce bu eğitimleri işte yaklaşık aldığımızda onları ne demek, öyle şey olur mu diyen birçok arkadaşımız 3 yıl sonra bir
bir şeyleri erkelemeyin. 3 yıl sonra da biz 6 yıl önce almıştık ve mucizeleri zaten hayatımızda yaşıyorduk diyeceğiz. Ve çocuklarımız da bu bilinçle büyüyor. Bunun için özellikle ben annelere eğitimleri almalarını çok tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten ilişkileri çok muazzam düzenliyor. Ve bitmek üzere olan birçok evliliğe de çalıştım. Onlara da çok katkı oldu. Böyle. Çok çok güzel şekilde ifade ettiniz. Allah razı olsun sizden. Peki sizden eğitim almak isterlerse nasıl ulaşsınlar? Telefon numaranızdan mı, nasıl ulaşsınlar? Benden eğitim almak isterseniz arkadaşlar 0507-8-30-80 numaralı telefondan ya da Duygu Birdal Facebook adresinden, Duygu Jüpiter'le Bilinçaltı Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Dünyanın her yerinden bu eğitimleri almanız mümkün. Ve şimdiye kadar Güney Amerika olsun, Afrika olsun, Hollanda olsun, Almanya olsun, Azerbaycan olsun, Türkiye'de bizler eğitim verdik. Hocamızın verdiklerinin dışında, çünkü sosyal medyada bu eğitimi vermeniz mümkün dünyanın her yerine. İşte bakın arkadaşlar, işin güzel tarafı bu. Üniversiteden mezun oluyor kişi, 3 sene, 5 sene ataması yapılmıyor, iş bulamıyor kişi. Fakat bizim eğitimimizde tanıştığında Afrika'ya, Güney Amerika'ya, Avrupa'ya, pek çok kıtaya, pek çok ülkeye eğitim verdiğini duyuyoruz. Yani hayallerin bile ötesinde güzellikler gerçekleşiyor. Bence siz de bir an önce valla Refik Korkmaz eğitimlerini alın, hayatınız değişsin. Duygu hocamın söylediği şey çok güzeldi. 3 yıl önce ya mucizeyim demekle mi ne? Demekle mi hayat değişir diyenler bizim eğitmenimiz oldular. Ve şimdi onlar da eğitimler verdiler. Hayatları mucizenin ötesine, şiir ötesine geçti. Lütfen telefon numaranızı yeniden söyleyin sizi eğitim için aramak isterlerse. Evet, 0507-890-3080. Zaten hesabımda da var, yine görebilirler telefon. Gerçekten bu mucizeler, çok heyecanlıyız, çok keyifli ve istekli anlatıyorum. Kendi adıma, hocam da böyle aynı şekilde anlatıyor. Bunu size niye anlatıyoruz, niye öğrenin diyoruz. Fiyatla yapabiliriz, başka şeyler de yapabiliriz. Bunu diyoruz ki herkes hayatta iyisin. Ve şöyle de düşünmeyin, bu kadar eğitmen var, ben kime eğitim vereceğim, kime seans vereceğim diye bir şey düşünmeyin. Kesinlikle kısmet bilinci. Dünya üzerinde katkı olabileceğiniz ve eğitim verebileceğiniz o kadar çok insan var ki ve o kadar insan biliyor. Bilmeyen birçok da insan var yine. Sizin hayatınız değiştirince dediğim çok kişi geliyor sizden bu eğitimleri almaya. Ben bu eğitimleri aldığımda ya da eğitimler verirken, seanslar verirken etrafımdan bir kişi bile benden eğitim ya da seans almamıştı. Ve 3 yılda çok güzel yerlere geldik. Kendimde bulunduğum şehirden çıkmak benim için gerçekten problemken, şimdi dünyanın birçok yerine gidiyorum artık zamanda bu eğitimlerden sonra. Oralarda farklı eğitimler alıyorum, eğitmenlikle birlikte oldu. Bunların hepsi için Rıfık Hocam'a da ekstra ben çok tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü ben, bana hayatındaki birçok şeyin imkansız olan, imkansız olduğu söylenen, öğretilen birçok şeyin aslında mucizevi ve mümkün olduğunu gördüm, öğrendim. Ve bunu daha fazla kişiye anlatmayı seçtim. Siz de seçerseniz sizin hayatınız değişik dönüşür dediğim gibi. Gerçekten çok ciddi emek verdim burada. Hocam da ilk günden beri bilir. Sabahlara kadar çalıştığımızı da çok bilir bunu. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü bir öğretmen disiplinli aynı zamanda ve hayatınızdaki bir şeylerin değiştiğini görünce şöyle diyorsunuz arkadaşlar. İşte seans aldım, o değişti, bu değişti, bu da değişsin. Her şeyin değişmesi mümkün. O zaman ben bu sistemi öğrenmeliyim. Öğrenip her şeyi değiştireyim. Ve sizin 3 yıl önce eğitimize katıldığınızda az çok hayatınızı az çok değil biliyorum. O sıkıntılı dönemden bu güzel sözleri, bu güzel hayata geçtiğinizi duymak beni gerçekten çok mutlu etti. Yani tabii onlar özel olduğu için söylenmez. 3 yılda sizin hayatınız
trilyon trilyon kat değişti. Trilyon demek biraz abartılı olur ama çok çok değişti hayatımız. Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim, hocamızın eğitimlere başladığınızda, çünkü niyetiniz önce kendinizi şifalandırmaktı, sonra başkalarına katkı olmak. Eğitimlere gittiğimde böyle çok enerjim düşük, modum düşük, böyle hayata küsmüş, işte emin olamama, tereddüt halleri vardı. Şimdi tüm bunlar da geçti. Yani hem şifalandık hem şifaya vesile olduk. Böyle bir süreç yaşadık. Çok mucize oldu bu. O zaman herkes hayatını böyle kat be kat daha güzele götürmek istiyorsa Duygu Birdal hocamızdan da eğitim alabilirsiniz. 7300 eğitmenimiz var. Her birinden eğitim alabilirsiniz. Duygu Birdal'dan online ya da yüz yüze eğitim almak isterlerse telefon numaramızı söyleyelim ve bütün dostlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı sunalım. 057-890-3080 numaralı telefondan bana ulaşabilir. Birinci, ikinci ve üçüncü model eğitimleri benden alabilirsiniz. Ve şunu da seçtik hocam biz. Sizin bu kadar katkı olmanızı gördükten sonra en başından beri Telegram gruplarım var kendi öğrencilerime, Facebook gruplarım var. Etkileşim ve değişim dönüşüm devam ediyor. İşte onlar da eğitmen oldu diye hiçbirini bırakmadık Allah'ın izniyle. Katkı olmaya devam ettik. Çünkü bu o kadar mucizevi bir sistem ki ne kadar çok verirseniz o kadar çok sizin hayatınıza her şey geliyor. Saklamak ya da vermemek, bu bir kıtlık bilinci. Her şey bol. Bunu hissettiğiniz zaman daha çok katkı olmayı seçiyorsunuz, tıpkı sizin gibi. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun size ve takipçilerinize, bizim takipçilerimize. Hayırlı akşamlar, selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz olsun. Mucizetimiz sonsuz, şiir ötemiz sonsuz. Allah'a emanet olun. Mucize gecesinler diliyorum herkese. Amin. Uğurlu olsun. Şiir ötemiz sonsuz olsun. Arkadaşlar, bu güzellikleri sizler de çoğaltmak, dünyaya yaymak için Refik Korkmaz eğitimlerini seçin. Haydi, selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz.